Senin o ince belli teyzenle uğraşmamı istemiyorsan videoya like at ve beğen. Bir de yorum at. Nuri Beko kim alttaki? Hipnozcu abi çekiyorum. Çek abi, hipnozumuz olalım. İyi geceler diliyorum herkese. Aa! İyi geceler. Ben oldum. Neredeyim lan ben şu anda? Anladınız kim gitti? Benim beyin gitti. Benim adım neydi ya? Bir dakika abi. Ne izleyeceğim? Murat abi, ben Samet Biçi beraber gidiyorduk, tamam mı, İncirli'den Ataköy'e. Benim anlatasım varmış. Ataköy'e geldik, tamam mı? Oradan da bir tane daire vurmuştuk. Oraya 3 tane bilgisayar kurduk. Bizim de o dönemlerde yazılım olayları vardı. Onlara yazılım çalışıyorduk falan böyle. Beni tutturun, beni konuşturun, beni bıraktım. Bir daha o ağzımı sürersem Allah belamı versin. Şimdi sosyal medya şifrelerini de dökülecek dillerinden dikkat edin. Tamam abi, Samet ortağımınki neydi lan, Nova. Beni sikim, sus lan. Ben buradan bir şeyler sus çıkardım. Sus lan, amına koydum. Hala aynı şifre mi lan Samet? Geri zekalı mısın Çağrı ya? O zaman da beni değiştirmedin mi abi? Etki altında adam, etki altında, kendi demiyor. Etkini sikeyim öyle. Ya ebenin ama oradan çim türetsek ben bütün şifrelerimi değiştireceğim mi Çağrı şimdi? Hayır oğlum. Bir şey söyleyeceğim Samet abi. Dert. Hiç oğlum. Gerek kalmayacak Samet. Bunlara hiç gerek kalmayacak. Yapsana çete bir hipnoz yap. Hipnoz. Oğlum senin şimdi o şifreni bulsunlar, gelsinler beni bir de siksinler ya Samet. Sen de amına koyayım. 18 hiç haneli şifre koymuş. Hiç de alakalı bir şey gelmiyor aklıma Nova ile ilgili. 18 haneli şifre koymuş, diyor ki şey mi bulacaklar diye. Dilerseniz öncelikle bir kısa bir bilgi vereyim. Özellikle Samet ve Noel Dayı'da hani sigara bıraktırmakla ilgili bu konuda düşünceleri varmış. Ver bro. Bu hipnoz yöntemiyle hani geçmişte bildiğiniz bir bilgiler, yaşadığınız bir anılar, alışkanlıklarınız, bunları unutturmak, reddettirmek çok mümkün oluyor. Fakat mesela sigara bıraktırmada bu şekilde deniyor. Fakat mide bulanırmış her içtiğinde falan. Bunlar... Hocam Allah'ım. Bir şey soracağım. Evet. Samet'in götten yeme alışkanlığı var. Onu bıraktırabilir misin? O çok zor. Şimdi tekrarladığı durumda tekrar hoşuna gitmesi durumunda. Hoşuna gidiyor iplenizdi. Döngüye. Sen döngüye. De makaraya makara katma amına koyayım. Bilimsel anlat şunu işte. Bak hoşuna gitmesi durumunda diyordu. Makaracı çıktı amına koyayım. Hipnozcum hoş geldin. Beko'cum isim neydi? Kanka şimdi hoş bunun bulduk. Bir geçerliliği var mı? Böyle ben gidip sigarayı bırakabiliyor muyum orada? Kanka... Birazdan zaten orada zaten Çağrı yasak üzerinde... bro orada içmen. Çağrı ismim Berk. Berk'cim hoş birazdan geldin. Hoş bulduk. Birazdan Çağrı üzerinde uyguladığımızda sen anlayacaksın. Baba benim üzerinde uygula da bak benim kameraya karşı beni falan soyundurtma ha. Yok hiçbir şekilde bir problem olmayacak. Bana güvenebilirsin. Ben inanmıyorum zaten... Berk'cim bu arada haberin olsun. Şu yeni koltuğu siktirsene şuna. Ya salak salak konuşma. Onun için birazdan... hipnoza gerek yok ki ya. Arkadık laf var ya. Berk. Biraz... sikiyor zaten. Efendim? Ben hiç inanmıyorum. Beni ne yaptırabilirsin mesela? Uç noktalar neler mesela bana yaptırabileceklerinin? Bak sikerim birazdan seni abi. Birazdan inanacaksın bak. Tamamen dediklerine. Yarım saat sana sevdin abi. Beynimle cümleyi yeni taradım amına koyayım. İnanmayanlar birazdan görecek yani. Benim söylediklerim çıkacak zaten. Hocam bana şunu söyle. En fazla bana ne yaptırabilirsin? Ona göre yaptırayım amına koyayım şimdi yani. Şimdi keseye göre kesenin ucunu açarsanız değişir tabii bunlar. Nasıl yani? Beğenebilirim. Paralı mı? Tabii bunlar paralı oluyor. Tamam da ne yaptıracaksın? Kendimi siktirmek için para mı ödeyeceğim bro bir de yani? Tamam kaç para amına koyayım? Ya şimdi yapan kişiden kişiye, onun bilgisinden bilgisine göre... Değişiyor. Sen şimdi Çağrı'ya koltuğu siktirsen kaç para o? Ya salak salak hayır, konuşma ya. Bir eyleme dönük şeyler değil de mesela Çağrı'nın hafızasında... Sikme düşüncesi mi yani benim kafamda? Evet aynen öyle. Bir bilgi yaşanan bir anıyı sileceğim. Tamam Çağrı'nın kafadan matematik öğretmen anısını sil. Ya yok zaten öyle bir anı ya. Aa silmiş. Ananı sikeyim. İşte sen aslında borcun 1000 lira. Ananı o müthiş geceyi nasıl unuttum lan ben? İban alayım hocam, ben inandım çünkü. Yani olay aynı bunun gibi bir şey olacak. Birazdan tamamen hayır. Reddedecek, unutacaksın. Bana şu an yaşanmış. Sigarayı bıraktırabiliyor musun dostum? Hatta bak yakayım bir tane. Şimdi fiziki yapamıyorum diyor oğlum adam. Fiziki evet yapamıyorum. Şimdi ya isteği olmayacak, istek gelmesin. Bunu yapabilirsin herhalde. İstek gelmeyecek. Şimdi
biz bu eğitimi alırken tam o sırada ben o gün gidemedim. Biz dışarıda işim vardı. Tam bir orası eksik yani. Ketempere yarın büyü yapma ortağıma bak. Yok yok, hiçbir problem olmayacak. Bu hipnoz yani, bu şakaya gelmez ki bu. Bir... Aynen yani. Hani bir derste mi yani, anladın mı? Bir dersten dolayı mı? Yarın bırakıp ağzı yamuluyormuş. Sigarayı yemeye başlıyormuş değil mi? Abi öyle bir şey var mı? Hipnoz ettim, uyandırma dersinde yoktum baba. Uyanmıyor, ne yapayım amına koyayım. Yok yok. Şefim demiş ki burada bıraktı bir arkadaş hipnoz ile sigara. 3 seans 1500 frank ödeyince bir daha içmedi demiş. Aynen. Ben de zaten bana 3 seans 1500 frank. Frank kim amına koyayım ya? Bu arada Frank kim bunu? Tamam hadi bir yapsın ya, bir görelim. Babacım sen bütün dersleri aldın mı? Bak bilmediğin dersleri bizim üstümüzde yapma ha. Yok yok, bilgime de tecrübeme tamam. De çok güveniyorum. Hadi çok bana yayın kapattır o zaman. Ben bu izleyicimin önünde yayın asla kapatmam. Mesela yapacağım hipnoz sonucunda da yarın yayın açamayacaksın. Açmayacaksın. Zaten açmayacak. Aha işte ama yine haklı. O zaman yap yap. Ya. Tamam yap yap. Aa, hipnoz yapalım. Dur bakalım. Yo yarın yayın var abi. Yayın hipnoz yayın başarılı yayın mı olacak aynen. Olmayacak mı onu göreceğiz şimdi. Hatta abi üstte sözünü de verelim mi? Yayın yayın. Yayın yayın mı? Yayın yayın yok. Yarın yayın açmazsan sen ananı sikeyim. Hadi şimdi hipnoz yapıyorum. Hayda. Orospu çocuğu beni hipnoz edince amına koyayım sen. Tamam ama bir dakika ya amına koyayım. Adama şey yapıyoruz. Şimdi ben direkt giriyorum konuya. Ya. Hocam sen gir ya konuya. Şimdi Çağrı birazdan sen de iyice benim seslerime yoğunlaş. Ben de sana yoğunlaşıyorum. Birazdan söyledikten sonra ben birkaç cümle kurduktan sonra ve parmağımı şıklattıktan sonra aklından bir anıyı sileceğim. Bunu reddedeceksin, unutacaksın. Bu. Ama hangi yapacağım. Anıyı sileceğim? Moru aklımda bir tane anı var ya. İşte şu an bir tanesini yapacağım. Ve yarın direkt yayın. Hipnozun gerçek olup olmadığını zaten göreceksiniz. Direkt vereceğin tepkiden anlaşılacak bu. Tamam. Başlıyorum. Efendim yani... Nesrin bir uyarıda bulunacak galiba. Efendim Nesrin. Şimdi anayı unutacaksın ya, bir yere yazsana. Teşekkür ederiz Nesrin. Neyi unuttuğunu hatırlamazsın. Biz de bilmiyoruz ben ya. Ben mesela sallayayım senin hakkında bir anı. Ama şimdi hayatında bir sürü anı yaşadığı için ben sadece bir tanesine dokunacağım. Bro, onu ben sana bir söyleyeyim mi? Yani hangi anayı unutacağım peki amına koyayım? Onu nereden bileceğiz? Unuttuğu unutmadı mı? Aynen öyle. Birazdan anlayacaksın diyorum ki, reddedeceksin diyorum. Reddedeceksin zaten. Tamam abi, hadi yap. Hayır. Var, yapsın. Hayır. Evet tamam, hazırım ben abi. Evet, hipnoza açıksın Çağrı. Hipnoza açıksın Çağrı. Mikrofon kapıyorum kanka. Ben kahkaha atarım yoksa. Sadece benim sesime yoğunlaşırsan. Bu pişler konuşursa ben ama hipnoz olamam ya. Hipnozuma hazırsın Çağrı. Açıksın birazdan, kanka. Birazdan söyleyeceklerimi reddedeceksin, unutacaksın, bu anıyı hafızandan sileceksin. Tamam. Ve o anını söylüyorum, hipnoza açıksın Çağrı. Parmağım şıklattıktan sonra reddedecek ve unutacaksın. Çağrı, daha önce hiçbir erkekle birliktelik yaşamadın. Ne yapacağım şimdi? Sorabilirsiniz. Yaşadın mı yaşamadın mı diye sorabilirsiniz. Hipnoza inanmayanları da bu yaşamadım. Yayını izlerse, bu ulan, yayını izlerse beni... tam bu kesiti izlerse sevinirim. Gördünüz. Borcum ne kadar böyle... Sen söyle ben göndereyim. Sikeceğim bu hipnozumu hocam, ya. Hocam büyük taşak geçiyorsun gibi ya. Böyle ben de hipnoz edeyim oğlum sana. Başka bu tip şekilde edebilecek varsa buyursun etsin. Edeyim hemen. Edeyim, ben de edeyim hemen. Çok basit yani. Hasan yap sen. Çağrı abini. Yaşamadım da diyemiyorsun. Unutmuş diyorlar o zaman da. Baba sen beni nasıl bir denkleme soktun ya şu anda? Hipnoz oldum. Tamamen unuttun şu an. Hipnoz oldum. Uyandırsana beni. Açıksın kanka. Uyandır beni. Yaşamak istiyorum tekrardan. Uyandır. Tekrar şıklatma. Ekstra mesaiye giriyor. O da ücrete giriyor. Kaç frank? Beko sen ne iş yapıyorsun burada? Beko sen gelsene, kadroya gelsene sen, bunu makara bir adamsın. Ben mühendisim. Ha o zaman pardon, özür dilerim. Biz neyiz, bir piç miyiz amına koyayım? Ben ne dedim, gelecek şakasını yapacak. Yaptı güzel şaka ama bu işler şakaya gelmez.
Bu işte şaka gelmez buraya yani. İşte işin enteresan tarafı şaka olduğu şeklinde bu şekilde nüksediliyor. Ama gördüğünüz gibi unuttu, hatırlamıyor ve reddetme. Şu an reddetme psikolojisi. Hayır abi, hatırlıyorum. Hatırlıyorum abi, ne demek unutmadım, yanlış şaka. Seni götetmeye anlatıyorum. Sene 2019'un yazı, Acıbadem'e geldik tam burada. Çivit Sarayı'nda oturdum. Neyse geldi. O zamanlarda da bir oyun oynuyorduk böyle, adam, arkadaş geldi onun arkadaşıyla beraber, hatırlıyorum abi, tane tane hepsi aklımda yani. Dolandırıcıdır arkadaşlar, silemedi bakın. Açıksın kanka. İnşaatta topun kaçtığını anlat. Çağrı artık kapalısın, hipnoza kapalısın. Ya bir siktir. Hipnoza da kapalı bu saatten sonra. Artık oradan ya. Saatten sonra artık kapalısın. Anala da tövbe. Ben de büyücüyüm ha bu arada. Armos! Mami indir oğlum. Ekrana bir şeyler. Aa, sen yetişmez. Ne mühendisisin Muru? Elektrik elektronik mühendisiyim. Hangi okul? Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. Mezunsun tabii. Bitti yani. Mezunum, aynen. Ha. Ne yapıyorsun peki şimdi? Hipnozculuk mu? Ya şu an he, yolumuzdayız bu şekilde. Geçimimizi sağlıyoruz. Kanka böyle çok düşüyor mu harbiden? Hatıralar, anılar. Yani siliniyor. Silinir her türlü hatıra, anı silinir. Samet bu şekilde. Senin Samet ortağımı kurtardım, bir oyun yaptım. Dosyayı sana nasıl ulaştırabilirim? Onu direkt ben sana vereyim, direkt bilgisayarı vereyim, artık göndereyim Muru. Öyle uğraşmasaydın amına koyayım oyununa falan. Öyle Mami'ye yollandı, Mami'ye. Mami'ye yolla. Mami hepsine tıklıyor. Bakalım Mami tıklayıp Keylogger'ı yerse sonra Hasan'a atarız. Yani öyle bir şey ciddi yapsa direkt tarayıcı yüklesin. Demiş ki onu da aklımdan silebiliyor. Siktir lan Muru, söyle bir kanalım amına. Hemen. Onu kalbimden silmesi lazım. Delete. Büyüsü atayım ona. Biz başka dolandırıcılara da yine de bakalım ya, sigara bıraktırma için. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Samimiyetinize güvenerek bu şakayı yaptım. Ne demek? Eyvallah, çok sağ olun. İnsan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Kendine iyi bak bro. Eyvallah brocum, çok sağ ol, renk kattın. Makara. Açıksın açıksın açıksın. Amına koyayım, ne demek lan açıksın açıksın açıksın. Sözümü söyleyip gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Açık hadi değilim. Ben bakireyim bir kere amına koyayım, sen ne anlatıyorsun? Vallahi bu biçim. Gitti. Oğlum parmak şıplatmadı, benim gözler hala kapalı, açayım mı? Açıksın İbo. İbo kulaklığı. Şöyle yapalım. Şakasını yap, banlıyor mu ortağım? Ortağım banlama ve dursun, yine lazım olur sen yaparsın, kendine yaptırırsın şaka. O ne lan, boş ol boş ol. O ne lan? O şey kendimen kendimen vardı ya. Ya inanmıştım ha çocuğa. Ben de bir büyük şey inanmıştım var ya. Ses tonundan değil mi? Bir şey yapacak dedim yani. Vallahi ben de bekledim biliyor musun? Bir de bana mesela beni moda soksaydı ben arkada zıplardım falan böyle. Fiziksel olarak da yapardım yani. Sonra Instagram'dan ama satış yapardık. Hipnoz satışı. Yazarak ama açıksın. Oh. İçine giriyorum şu an falan gibi. Salak. Afiyet olsun Mami. Afiyet olsun Mami. Öyle hipnoz yapardık yani. Mami afiyet olsun. Mami bu saatte Magnum mu yiyorsun kardeşim? Isırdım ya bir. Ha, o nasıl bir ısırmak? Rujunu şöyle sil bakalım kenardan. Sileyim. Abi yeni bir ruh bulma oyunu çıkmış. Fazmo gibi bakacak mıyız? Bakalım. İsmini de yazsana bro. Hemen bakalım hatta. Hemen şimdi bakayım. Bir daha yazacak da nerede bulacağız abi? Yaz hadi ya. Bak Çağrı abi, Hot Lava diye bir oyun var. Baksana. Yayında bak. Yani mağazada. Alttan bakayım. Hot. Hey sen. Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen.
Yaranıyorlarım.